Bizim kaslarımız bizim stabilitemiz için verilmemiştir. Yani kaslar hiçbir şeyi fikse etmek için, yerinde tutmak için verilmemiştir. Kaslarımız ne için verilmiştir bize? Hareket için verilmiştir. Kaslar hareket için lazımdır bize. Yani kendileri sürekli hareket halinde olacaklar ve vücudu hareket ettireceklerdir. Bunun için kemiklere tutulmuşlardır ve bunun için kemikleri birbiri üzerinden bir eklem üzerinden hareket ettirmektedirler. Bir kere bu bilgiyi unutmayalım. İkinci madde eğer kaslarda bir hareket kısıtlığı başlamış ise, kaslarda bir spazm başlamış ise bilin ki bu bir bölgedeki hareketin problemi yüzünden telafi etmek için kaslar artık hareket için değil, bir eklemin stabilitesini korumak için devreye girmişlerdir. Yani sizin bir kalçadaki bir probleminiz yüzünden eğer o problem çözülemezse o zaman orada ağrı hissetmemek için kaslarımız tıpkı bağlar gibi ne yapmaya başlayacaklar? Stabilite için çalışmaya başlayacaklar. O zaman da çalışmayan bir kas grubu ortaya çıkacak. Bu çalışmayan kas grubu başlangıçta kas spazmı olarak karşımıza çıkabilir. Ama siz eğer her iki ekleme yani iki kemiği birbirine bağlayan bir bağı gevşekliğini bu bazen ayak bileğindeki bir bağ dahi olabilir. Yani sizin bir sol ayağınızdaki neden hep bundan bahsederim? Çünkü toplumumuzun %90 sağlak olduğu için sol ayak bileğinin dış tarafındaki bir bağdaki gevşeklik yüzünden güç alamayan sol bacak yükü sağ kalçaya bindirmek zorunda kalacaktır. İşte bu durumda da sağ kalça çevresindeki gluteal kasımız veyahut da oradaki piriformis kasımız, oradaki gluteus kaslarımızın hepsi, maximus, medius, medius, e, minimus, oradaki bütün kaslarımız hepsi kasılaraktan neye sebebiyet verecek? Eklemi sağlam tutmaya çalışacak. İşte bu durumda yetmeyen bu kasa sırtındaki kaslar da devreye girecek. O zaman 3 ay boyunca 5 ay boyunca kasılı vaziyette kalan bir kas ne yapmak zorundadır? Vasfını değiştirerekten, bağ gibi davranaraktan, sertleşerekten fibro tabir ettiğimiz, sertleşmiş, ağrılı tabir ettiğimiz miyajiye dönüşecektir. Fibro, miyaji tabir ettiğimiz ağrılı kas grubuna dönüşmek zorunda kalacaktır. İşte bu ağrılı kas grubunun bu hikayesini bu hayat hikayesini siz göz ardı edersinizse benim ağırlık kas grubu hastalığım var, fibromiyajım var diyerekten gezinirsinizse kapı kapı maalesef gezmeye devam edeceksiniz. O zaman birinci madde mekaniğinizdeki bir problem yüzünden o kas grubunuz vasıf değiştirerekten kemikleri stabilize eden bağ doku katmanlarınıza devşirilmiş şekil değiştirilmiş, tabiri caizse asimile olmuş diyeceğimiz yani anlayacağımız cümlelerle kullanırsak bir hale dönüşmüştür. Bu birinci maddesidir. İkinci maddede kaslarımızın eğer asitleşmesine sebep olacak bir beslenme tarzımız var ise, karaciğerin yorulmasına zemin hazırlayacak ve kas protein üretiminin malzemesinde değişikliğe gidilmiş ise veyahut da vücudumuza giren... O genetik altyapısı değişmiş gıdalar varsa o zaman kaslarımızın o esnekliğini, gevşekliğini, rahat tonusunu sağlayacak yapı taşları, amino asit yapı taşları değişerekten onların daha kart, daha sert bir zemine doğru kayacak. Misal çok basit bir örnek vereyim size. Eski kasaplar sucuk yapmadan önce bağırsağı alıp çekermiş. Eğer bağırsak esnekliğini kaybetmişse bağırsak eğer kopuyorsa, sert bir kıvama gelmişse sizce ne yememiştir bu hayvan derler? Bu hayvan tuz yememiş derlerdi yani. İşte bunun gibi elbette ki birebir motomo tuz yiyin cümlesi değildir bu. Ama bir mineral kıvamında bir değişiklik yaşanmışsa kas gruplarımızın o zaman bu kaslarda fibromiyajı ayrı bir cepheden de neye sebep olmuş olacaktır? Ayrı bir alandan da kasların sertleşmesi ve onların yapısının bozulmasıyla birlikte o fibromiyajiye zemin hazırlanmış olacaktır.